bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli seyircilerimiz. Biliyorsunuz biz her yıl sonunda AKP'nin karnesini açıklıyoruz. Şimdi bu sene de gene AKP'nin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini açıklayacağım. 2023 karnesini açıklayacağım. Ancak sözlerime başlamadan önce biliyorsunuz dün hazin bir olay yaşandı. Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düşmanlık yapma hadsizliği gösterildi. Ben bu düşmanlığı yapanları lanetliyorum, kınıyorum. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün iki e, takımımız Fenerbahçe ile Galatasaray bir kupa maçı gerçekleştirecekti. Ancak... Maça saatler kala Atatürk tişörtüyle Onların Çıkmasına izin verilmedi Kulüplerimizin Atatürk tişörtü Giymesine izin verilmedi Şuradan tekrar hatırlatalım Bu bizim izin almamız Gereken bir durum değildir Değerli arkadaşlar Biz zaten onu yüreğimize yazmışız Ama bize bu utancı yaşatanları da Asla ve asla affetmeyeceğiz Bize ne mutlu ki Atatürk düşmanlarına karşı her iki kulüp yönetimimiz de son derece net, son derece onurlu bir duruş sergiledi ve maça çıkmama kararı aldılar. Biz Ebedi liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk üzerinden asla ve asla bir pazarlık yürütmeyeceğiz, yürütülmeyeceğini bu iki kulüp tüm dünyaya da göstermiş oldu. Buradan bir kez daha yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa diyorum. Aynı zamanda bugün İstanbul İl Örgütümüz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Herkesi saat 15'te Beşiktaş'a davet etti, Beşiktaş Barbaros Meydanına davet etti. Herkesi de Atatürk tişörtleriyle, Türk bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle orada olmaya bir kez daha davet ediyoruz bizlerde. Evet, değerli masum mensupları geldik AKP'nin 2023 toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini açıklamaya. En sonda söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. AKP bir kez daha sınıfta kaldı. Peki AKP son bir yılda neler yaptı? Gelin bunlara tek tek ay ay bakalım. Önce Ocak ayından başlayalım. Ocak ayında hatırlayacağınız gibi bir önceki yılın son ayında yani Aralık 2022'de bir tarikat şeyhinin 6 yaşındaki HKG'yi adeta bir eşya gibi müridine verdiği ve 14 yaşında imam nikahıyla zorla evlendirdiği ortaya çıkmıştı. İşte Ocak ayında bu davanın ilk duruşması görüldü. Duruşma öncesinde mahkemenin bulunduğu salon, koridor, her yer bariyerlerle kapatıldı. Basın mensuplarının koridora dahi girmesine engel konuldu. Yetmedi gene basın yayı yayım yasa kararı alındı. Duruşmanın kapalı yapılmasına karar verildi. Biz dahil birçok sivil toplum örgütü, kadın örgütü duruşmaya davaya müdahil olmak istemişti. Ancak sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu talebi kabul edildi. Diğer talepler reddedildi. Mahkeme Kadir İstekli ve Yusuf Siyah Gümüşel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşma Şubat ayına ertelenmiş oldu. Aynı ay ofisinde staj yapan en az 6 kadın avukata cinsel taciz ve saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Muhittin Köylüoğlu hakkında avukat Muhittin Köylüoğlu hakkında 44 yıldan 141 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Daha doğrusu bu dava daha önce açılmıştı. 3 yıl önce indirim uygulanmamış ve 36 yıl hapis cezası verilmişti. Ancak Ocak ayında sanığın tutuklu kaldığı süre istinaf süresinin uzunluğu ve delilleri karartma şüphesinin olmaması gerekçesi öne sürüldü ve sanık tahliye edildi. Bakın 141 yıla kadar ceza istemiyle yargılanan bir avukat tahliye edildi Ocak ayında. Gene Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda ailenin korunması bahanesiyle evlilik birliği tanımı yeniden yapılmaya çalışıldı 41. maddede bir değişiklik önerisi gündeme geldi. Denildi ki evlilik birliği kadın ve erkek arasında kurulur. Böyle bir ifade eklenecek. E, medeni Kanun zaten bunu garanti altına alıyor. Böyle bir şeye hiç gerek yoktu. Ve buna rağmen bu değişiklik komisyona geldi ve komisyonda kabul edildi. Aynı ay gene üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i katleden Cemal Metin Avcı'nın yargılandığı davada haksız tahrik indirimi uygulanarak 23 yıl hapis cezası verilmişti biliyorsunuz. Gültekin ailesi bu kararı istinafa taşımıştı ve istinaf davanın yeniden görünmesine karar verdi. Olumlu bir gelişme yaşanmış oldu yani. Şubat ayında ceza avukatı Muhittin Köylüoğlu Cinsel saldırı suçlaması nedeniyle gözaltına alındı. Özetle kadınların direnişi köylü sayesinde e, adeta köylü oğlu tutuklanmış oldu. Burada bir kez daha direnişin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. E, hep birlikte yaşamış olduk. Tabii Şubat ayı deyince hemen hepimizin aklına 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilimizi etkileyen, binlerce yurttaşımızın yaşamını kaybetmesine, hayattan koparılmasına neden olan gene binlerce yurttaşımızın yaralanmasına sebep olan deprem felaketi geliyor. Bu felaketi yaşadık ve her zaman olduğu gibi bu afetten en fazla zarar gören kesim gene kadınlar ve çocuklar oldu. Özellikle güvenlik konusunda çok ciddi sorunlar yaşandı. Yani en temel ihtiyaç olan barınmaya, yiyeceğe erişimdeki sorunlar çok fazlaydı. Ama çadır kentlerde ciddi bir güvenlik açığı vardı. Kadınlar ve çocuklar korunaksız kaldılar. Uzaklaştırma kararları bu dönemde askıya alındı ve Gaziantep İl Koordinatör Sorumlusu olarak ben de yaklaşık 2 ay kadar o bölgede kaldığım için birebir hani süreci yaşadım, gördüm. o dönemde gerçekten e, örgütümüzle birlikte canıraş bir şekilde koşturduk tüm ihtiyaç sahiplerine yerel yönetimlerimiz kanalıyla da katkı sunmaya çalıştık bir çağrı merkezi kurduk genel merkezimizde 7-24 gelen taleplere cevap vermeye çalıştık Yine aynı şekilde e, biliyorsunuz partimizin kadına yönelik şiddetle mücadele projesi olan yaşamak projesi kapsamında yaşamak konteynerları kurduk ve bu konteynerlar kanalıyla da kadın da danışma merkezi kadın dayanışma merkezi oluşturduk yani ücretsiz hukuki destek ücretsiz psikolojik destek ve kadınların çocukların bir takım temel ihtiyaçlarının karşılanabildiği bir altyapı hazırlamış olduk ama deprem felaketi halen e, dün gibi yüreğimizi yakmaya devam ediyor tabii. aynı ay nay. HKG davasının ikinci duruşması görüldü ve sanıklar 31,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandı. Bir sonraki duruşma Mart ayına ertelendi. Geldik Mart ayına. Mart ayı tabii 8 Mart tarihi bizler için çok önemli. Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 20 yıldır bir gece yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Türkiye'de. Ancak özellikle son yıllarda bu gece yürüyüşü engellenmeye çalışılıyor. Bu yıl da aynı gerçeklikle karşılaştık ne yazık ki. Gece yürüyüşümüz yine yasaklandı. Mart ayında TÜİK bir rapor açıkladı ve yayınladığı bu raporda özellikle iki husus çok dikkat çekti. Bunlardan birisi aslında ev içi ...işlerin dağılımı ile ilgiliydi. Bir diğeri ise kentlerin güvenliği ile ilgiliydi. Bu rapora göre yurttaşlarımız yaşadıkları çevrede gece yalnız yürürken... ...gece kendilerini güvensiz hissetme oranları 21.8. Yani neredeyse her dört yurttaşımızdan biri kendini güvende hissetmiyor gece yolda yürürken. Bu oran kadınlarda yüzde 30.4 de yükseliyor. Erkeklerde yüzde on Yani her üç kadından birisi gece yolda yürürken kendini güvende hissetmiyor. TÜİK bile bunu söylüyor. TÜİK bunu söylüyorsa artık gerçek rakamları siz tahmin edin. Gene bu rapora göre ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği de bir kez daha onaylanmış oldu. Buna göre kadınlar %94.4 çocuk bakımı, %85.6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama, %85.4'le ile yemek yapma ve evin günlük işlerini üstleniyorlar, ev içi işleri üstleniyorlar. Erkeklerde ise rol dağılımı ağırlıklı olarak %74.1 ile aylık faturaların ödenmesi, %65.2 ile ise küçük bakım onarım tamir işlerini kapsıyor. Yani aslında bütün bu süreç toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar derinleştiğini her şeyi makyajlayan TÜİK'le bile, TÜİK raporları ile bile bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Evet daha önce HKG davası Mart ayına ertelendi demiştim. Fakat Mart ayında görülen davada Tanıkların dinlenmediği gerekçesiyle bir kez daha ertelemeyle karşılaştık. Dava 5 Haziran'a ertelendi. Seçim sonrasına ertelendi. Geldik Nisan ayına. Nisan ayında Cumhur İttifakı'nın ortaklarından olan Hizbullah Terör Örgütü'nün siyasi uzantısı Hüdapar seçim beyannamesini açıkladı. Hakikaten... Ee, Evlere şenlik bir beyanname diyeceğim. Çünkü Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini açıkça hedef alan bir beyannameydi. Ki daha sonra zaten meclisteki konuşmalarda bunun uzantısı niteliğinde olmaya devam etti. Burada parlamenter sistem eleştiriliyordu. Karma eğitime son verileceği ve kadının nafaka hakkının sınırlandırılacağı ifade ediliyordu. Gene beyannamede kadınların... Fıtratına göre işlerde çalışması gerektiği ifade ediliyordu. Yani buna göre kadınlar sadece ebelik yapacak, hemşirelik yapacak. İşte kadın doktorlar sadece kadınlara bakacak. Kadın öğretmenler sadece okulları da ayırmak istiyorlar ya, kız öğrencilere eğitim verecek falan gibi şeyler var herhalde kafalarında. Tabii buna asla vermeyeceğiz. Ayrıca bu beyannamede, Kadına yönelik şiddetle mücadele yasası olan 6.284'te bir kez daha hedef alınmıştı. Bunun değiştirilme isteği de bu beyannamede dile getirildi. Geldik Mayıs ayına. Mayıs ayında Müzeyyen Baykal'ı rehin alıp bıçaklayan Necmettin Gündüz hakkında... ...boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan... 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Fakat mahkeme verilen cezanın geleceği üzerindeki sanığın geleceği üzerindeki etkisini düşündü ve dedi ki biz takdir indirimi uygulayalım ve 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi sana. Yani bir kez daha sanığın geleceği önemsendi. Bir kez daha erkeklerin geleceği düşünüldü. Kadınların geleceği yok sayıldı. Tabii aynı ay Cumhurbaşkanlığı seçimi kutlamaları sırasında İstanbul'da maganda kurşunu isabet ederek öldüğü iddia edilen 5 yaşındaki NA hakkında kaymakamlık bir açıklama yaptı ve NA'nın balkondan düşerek yüksekten düşerek ölme sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Kadına yönelik şiddeti engellemek isterken saldırganın ölümüne sebep olduğu için yargılanan Kadir Şener'in 10 yıl 10 aylık cezası gene bu ay Yargıtay tarafından onaylandı, onandı. Özlem Zengin öyle bir cümle söyledi ki hepimiz gözlerimizi açarak dinledik bir kez daha. Dedi ki bu ülkede kadın hakları deyince akla gelen parti AKP'dir. Yeniden Refah Partisi kadınların aleyhinde konuşmuyor dedi. Oysa ki Yeniden Refah Partisi ki kadın milletvekili adayının erkek milletvekili adayıyla yan yana oturmasına dahi izin vermemişti. Yeniden Refah Partisi ki seçim otobüsünün seçim aracının üzerinde kadın milletvekili adayını siluet olarak göstermişti. Kadının görüntüsünü bile gizlemişti. Yeniden Refah Partisi ki çok eşliliği savunan Ali Yükseli vekil yapmıştı. Yani Özlem Zengin bu partiyi savunmak zorunda kaldı. Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık deprem bölgesinde kayıp çocuk olmadığını, kimliklendirme çalışması yapıldığını ve kayıp çocukların hastanede olduğunu varsaydığını açıkladı. Varsayım üzerinden konuştu. Böyle demişti. Daha doğrusu Şubat ayında fakat bu ay Hollanda'da depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu bulundu. Böyle bir çocuk ortaya çıktı. Dolayısıyla Derya Yanık'ın önceki yapmış olduğu açıklamalarında geçersizliği bir kez daha göz önüne sunulmuş oldu. Mayıs ayında bir seçim yaşadık biliyorsunuz. Devletin tüm imkanlarının kullanıldığı düblaj montaj videoların servis edildiği, seçmenin çok yoğun bir baskı altına alındığı bu seçim sonrasında, 20 yaşında Kübra Ergin yaşamını sonlandırdı ve şöyle dedi, bir kadın olarak hiçbir zaman özgür hissetmedim, 20 yaşında Kübra. Bütün gençliğimi çaldılar dedi ve yaşamını sonlandırdı. Geldik Haziran ayına. Haziran ayında İSİG Medisi bir rapor hazırladı. Ve bu rapora göre Türkiye'de yaklaşık 2 milyon çocuk çalışıyor. Yoksullaşma nedeniyle bu sayı tabii her geçen gün artıyor. Üstelik son 5 yılda en az 339 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiş durumda. En az. Kayıt dışı çalışmada çok yüksek. Onun için gerçek rakamı bilmiyoruz. Bunlar resmi kayıtlara yansıyanlar. Aynı ay Melih Gökçe'nin hedef gösterdiği öğretmen Emine Yahşi, okul müdürü Emine Kızıldağ ile birlikte açığa alındı. Ve yine aynı ay TÜGVA Iğdır temsilcisi Ebu Bekir Öztürk'ün İlahiyat Fakültesi'ndeki çok sayıda kadın öğrenciyi taciz ettiği iddiaları gündeme geldi. Tacizin yazışmaları, ses kayıtları biliniyordu. Ancak buna rağmen bir soruşturma dahi açılmadı. Haziran ayında gezi davasının tutuklusu olan Çiğdem Mater... ...cezaimdeki kadınların sorunlarını kaleme aldı ve burada pet yerine tampon kullanmak istediğinde bu talebinin reddedildiğini, bunun hem cezaevi hem de doktorlar tarafından reddedildiğini bizlerle paylaştı, kamuoyuyla paylaştı. Şanlıurfa'da bir çocuğun 74 yaşındaki bir kişi tarafından cinsel istismara maruz bırakılması konusu e, haberleştirilmişti. <laughs> affedersiniz. Fakat bu olayın üzerine gitmek yerine konuyu haberleştiren gazeteci Metin Yetim'e yayın yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltı kararı alındı. Yani iktidar bir kez daha istismarcıyı değil halkın haber alma özgürlüğünü savunan gazeteciyi cezalandırdı. Temmuz ayında Cumhuriyeti kadın erkek bir arada mücadele ederek kurduğumuz unutanlar kadınların ve erkeklerin bir arada eğlenmesini yasaklamaya çalıştı. Ve Bursa'nın Büyük Orhan ilçesine bağlı Kırsal Karaağız mahallesinde düğün, kına, asker uğurlama eğlencesinde kadınlarla erkeklerin bir arada eğlenmesinin dinen uygun olmadığı ifade edildi. Böyle bir yasaklama getirildi. Aynı ay Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin karma eğitimi hedef aldı ve katıldığı bir televizyon programında kız çocuklarının karma eğitim gerekçesiyle okula göndermek istemeyen velilerin tercihi nedeniyle okula gitme oranının düştüğünü, bu yüzden kız çocukları için kız okulları açılabileceğini Bunda herhangi bir sakınca olmadığını savundu. Bakan Tekin'e sordum. Karma eğitim gerekçesiyle okula devamsızlık yapan çocuk sayısı kaçtır dedim. Siz bu ailelere bir cezai yaptırım uyguladınız mı dedim. Çünkü sonuçta yasalara göre çocukları okula göndermeleri gerekiyor ve bu çocukların eğitimde fırsat eşitliğine sahip olması da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Bu konuda siz ne yaptınız dedim ama Bakan Tekin'den ne yazık ki bu yönde herhangi bir yanıt alamadım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş bu ay 6.284'ü hedef aldı. Gene kadınların 3 kuruşluk nafaka hakkını hedef aldı. Yetmedi, düne kadar FETÖ'nün finansları ilan ettikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile sözlü bir mütabakat yaptı. Ve dedi ki Türkiye'nin aile birliğini koruma görevi Birleşik Arap Emirlikleri'ne bırakılmıştır. Yani bize böyle bir mesaj vermiş oldu yaptığı bu sözlü mütabakatla. Ağustos ayına geldik. Ağustos ayı İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girişinin yıl dönümüydü. Onun için biz halen İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam ettiğimiz için, İstanbul Sözleşmesi'nden asla ve asla vazgeçmediğimiz için gene bir basın açıklaması yaptık ve İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının 9. yılı olduğunu kamuoyuyla paylaştık. Ağustos ayında Ensar Vakfı skandalı ile ilgili hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu Urfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Yani bu gerçekten utanç verici bir karardır. Bizler tabii bununla ilgili olarak basın açıklamaları yaptık, protesto ettik, halen de etmeye devam ediyoruz. Ancak bu kişi de halen bu göreve devam ediyor. Bunu buradan bir kez daha kınıyoruz. Bu kişi derhal görevden alınmalıdır. Bunu tekrar iktidara hatırlatıyoruz. Ağustos ayında partimiz bir heyet oluşturdu ve bizler Hatay'a gittik. Orada depremin kanayan yaraları ile ilgili olarak son durum nedir buna baktık. Bir kez daha gördük iktidarın depremden önce verdiği vaatlerin hiçbirisi hayata geçmemiş. Vaktleri tutmamışlar. Barınma sorunu halen çözülmemiş. İnsanlar saatlerce yemek kuyruğunda bekliyorlar. Çadır kentlerde güvenlik sorunu hala var. Çocukların eğitime ve aynı zamanda sağlığa erişiminde problem var. Yaşlılar, engelliler, tüm kırılgan gruplar çok zor durumda. Yoksulluk daha da derinleşmiş. Dolayısıyla bütün bu e, tespit ettiğimiz sorunları da kamuoyuyla paylaştık. İktidarı bir kez daha deprem bölgesine vaatlerini gerçekleştirmeye yönelik olarak adımlar atması yönünde uyardık. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sorumluluğundaki çocuk evlerinde kalan devlet korumasındaki çocuklar cemaate teslim edildi bu ay. Çocukların tek bir kamu görevlisinin bile refakati olmaksızın bir cemaatin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına gönderilmesi gerçekten faciadır. Bu olay ortaya çıktı ve çocukların cemaat ve tarikatları teslim edildiği iktidarın, bakanlığın hiçbir kontrol mekanizmasının olmadığı bu süreçte bakan'a sorduk. Çocukların güvenliğini kim sağlayacak? Yani siz bu çocukları cemaatlere teslim ettiniz ama bu güvenliği kim sağlayacak? Ama tabii Maynur Göktaş her zaman olduğu gibi e, sessiz kalmakla yetindi. E, Hüdapar, daha önce de söylemiştim karma eğitimi hedef alıyor diye. Bu sefer Hüdapar'ın Mersin milletvekili Faruk Dinç dedi ki karma eğitim zorunlu olmasın. isteyen erkek okullarına gitsin, isteyen kız okullarına gitsin. Karma eğitimle layıklıkla ne alakası var diye akıllara ziyan bir cümle kurdu. Bunu deme cüretini gösterdi. Bizler kendisinin bu cüreti nereden aldığını çok iyi biliyoruz elbette. Saray iktidarından cesaret almaya devam ediyor bu zihniyet. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşta koruma ve bakım altında tutulan 17 yaşındaki bir evladımız yaşamını kaybetti. Onun cansız bedeni inşaatta bulundu. Üç zanlıdan birisi tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ama buradan bakana tekrar soruyorum. Ya bizim bu çocuklarımızı kim koruyor? Bakanlık korumuyorsa kim koruyor? Bakanlığa teslim edilmiş çocuklar bunlar. Koruma altındaki çocuklar. Aynı ay gene bir olay daha yaşandı. İstanbul'da açık alanlarda kadınların huzuru bahanesine sığınılarak içki yasağı getirildi. Yani yaşam tercihlerine her türlü müdahaleye devam ediliyor. Ve bunun için de kadınların huzuru bahane olarak kullanılıyor. Eğer AKP kadınların huzurunu gerçekten düşünüyor olsaydı o zaman İstanbul Sözleşmesi'ni fesih etmezdi. Eğer AKP kadınların huzurunu gerçekten düşünüyor olsaydı 6.284 ne oldu yasayı uygulardı. Onun gereklerini yerine getirirdi. Neyse ki gelen tepkiler o kadar büyüktü ki sonrasında geri adım atıldı. Evet. <laughs> Gene aynı ay Diyanet çocuğun kolu, göğsü her tarafa açık, ondan sonra pedofili suçtur diyorlar diyen pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halit Camisi imamı Mehmet Şükrü 4 boda bu da kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası verdi. 500 lira maaşından kesiyorlar. Yani görünen o ki AKP sembolik cezalarla yine mış yaparak leğikliği hedef alanları cesaretlendirmeye devam edecek, devam ediyor. O ay İzmir'in Bergama ilçesinde faaliyet gösteren ...ve AKP yakınlığıyla da bilinen Bayburt grubundaki işçiler, agrobay seracılıkta çalışan kadın işçiler... ...sendikaya üye oldukları için kod 46 ile işten çıkartıldılar. Ve bu işçilerin tazminatları, birikmiş izin ücretleri ve daha birçok hakları gasp edilmiş durumda... Dolayısıyla bu 39 işçiyle e, işçinin eylemi sürüyor. Ta 22 Ağustos'tan bu yana haklarını alamayan işçiler halen seslerini iktidara ve firma sahibine duyurmaya çalışıyorlar. Eylül ayında gene birçok olaya imza atıldı, ama en akılda kalıcı şeylerden bir tanesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş'ın cümlesiydi. Dedi ki, erken yaşta evliliklerin en fazla yaşandığı 2005 yılında 51.944 kız çocuğu evlenmişti. Oysa ki bu sayı 2022 itibariyle %78 oranında düştü. Maynur Göktaş herhalde, Maynur Özdemir Göktaş herhalde 2005 yılında da AKP'nin iktidarda olduğunu unutmuş olmalı. Yani kendilerine muhalefet yapan, kendileriyle kıyaslayan bir tablo sergilemiş oldu. Aynı ay Konya Karatay Müftülüğü'nde hafızlık diploma töreni düzenlendi. Fakat törende çekilen fotoğraflarda Karatay Müftülüğü'nün internet sitesinde de Konya müftüsü Ali Öge'nin sosyal medya hesabında da ne yazık ki bir utanç tablosuyla karşılaştık. Kadınların yüzleri buzlanarak kapatılmıştı. Buzladılar kadınları. Hani Yeniden Refah Partisi seçim aracında siluet olarak gösteriyordu. Burada da yine aynı şekilde mozaikle gösterdiler. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna yönelik bir dava açılmıştı hatırlarsanız ahlaka aykırı faaliyet göstermek diye. Oysa ki birazdan gene onların verilerini kullanacağız çünkü gerçek anlamda bir emek harcıyorlar, çetele tutuyorlar. Bu dava sonuçlandı. Burada amaç davanın amacı kadın cinayetlerini durduracağız platformunun kapatılmasıydı ve bu talep. ...reddedilmiş oldu, bu dava reddedilmiş oldu. Gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz açıklamasını yapan... ...karma eğitimi tartışmaya açan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin... ...bir soru önergesine verdiği yanıtta... ...kız okullarının açılmasında kanunen bir engel olmadığını savundu. Yani adım adım vites yükseltmeye çalışıyorlar... ...karma eğitimin önüne geçmek için böyle bir cümleyi de gene kayıtlara geçmek istedik. Aynı ay HKG'nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi kapsamında 2012 yılında sahte kimlik verdiği gerekçesi, e, sahte kemik yaşı raporu verdiği gerekçesiyle yargılanan e, doktorla ilgili dava da sonuçlandı. E, bu davanın daha doğrusu ilk duruşması gerçekleşti ancak yani düşünün bir küçücük bir kız çocuğu ve kemik yaşı raporu isteniliyor. Ancak kemik yaşı raporu daha büyük bir yaştaymış gibi hazırlanıyor. Buna rağmen tutuklu bulunan Mehmet Emin Marangoz tahliye edildi. Yani bir kez daha suçluların sırtı sıvazlanmış oldu. Çocuklarımız açlık kıskacındayken AKP onların bir öğüncük yemeğine bile göz koydu. Seçim vaatleri vardı oysa ki 5 milyon öğrenciye kadar ücretsiz öğün vermeyi vaat etmişlerdi. Kısıtlı sayıda öğrenciye veriyorlardı zaten. Ancak bu uygulamayı da ertelediler. Yani bir öğüncük ücretsiz bir ücretsiz öğüne dahi göz koydular, göz diktiler. Ben de bunun üzerine Burada sizlerin huzurunda gene bir basın açıklaması yapmıştım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir e, boş beslenme çantası gönderdim ve dedim ki bu beslenme çantası ne kadar dolacak? Bir doldurun, açıklayın bunu bize. Tabii yanıt sessizlik oldu. Geldik Eylül ayına, Ekim ayına. Ekim ayında e, Dünya Çocuk Hakları Günü vardı. Tabii biz utandık ama iktidar utanmadı veriler bize ne kadar utanç verici bir tabloya sahip olduğumuzu çok net gösteriyor. Ben de şimdi sizinle sadece birkaç veriyi paylaşacağım. Çok fazla zamanınızı almamak adına. Ama veriler gerçekten çok hazin. Bir kere Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre ilk öğretimde okullaştırma oranı 2012'de %98.6 iken bu yıl yüzde %96 96.8'e geriledi. Çocuklarımızın okullaştırma oranı geriledi. Gene Türkiye'de 5 yaşın altındaki çocuklardaki bodurluk oranı yüzde 10 olarak tespit edildi. Yüzde 10'a yükseldi. 2001-2022 yılları arasında 19 yaş altı doğum yapan kız çocuğu sayısı 2 milyon 88 925 oldu. Korkunç bir rakam. Gaziantep Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtta kalan 8 yaşındaki UK'nin bakıcısı MS tarafından darp edildiği iddia edildi bu ay. Ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mayınur Özdemir Göktaş bu iddia karşısında her zaman olduğu gibi sessizliğini korudu. Herhangi bir açıklama yapmadı. Gene aynı ay Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda AKP iktidarının ihmalleri sonucunda, ihmaller zinciri sonucunda bir asansör faciası yaşandı. Ve Zeren Ertaş adında bir kız kardeşimiz hayattan koparıldı. Ardından Ordu'nun Fatsa ilçesinde öğrencilerin kaldığı KYK yurdunda da gene bir asansör faciası yaşandı. Asansörün halatları koptu ve 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Evet bu ay sonunda HKG davasında beklenen karar çıktı. Buna göre Kadir İstekli hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan 30 yıl, babası Yusuf Siyah Gümüşel hakkında 20 yıl, anne Fatma Gümüşel babası derken yani mağdurun babası ve gene mağdur edilenin annesi Fatma Gümüşel hakkında da 16 yıl 8 ay hapis cezası ve tutuklama kararı verildi. Yani HKG'nin 6 yaşından itibaren hayatını cehenneme çevirenler hayatını karartanlar bir nevi aklanmış oldu Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Bu ay yolsuzlukta zirve yapan AKP gene bir adım attı ve Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın kurduğu Kadem Vakfı'na izinsiz para toplama kararı verildi. İstediği gibi para toplayabilecek. Aynı ay AKP hükümetinin karma eğitimi tartışmaya açmasından güç alanlar Kız çocuklarının eğitim hakkını gasp etmeye çalıştı. Olay Adana'da yaşandı. Berat Z isimli şahıs, ortaokula gitmekte olan kız kardeşini okuldan zorla almaya çalıştı ve kendisini engellemek isteyen öğretmenlere saldırdı. Ee, balık baştan kokuyor tabii. Laik, bilimsel ve çağdaş eğitimden 2023 yılında her geçen gün biraz daha uzaklaştık. Bu ay ÇEDES projesi hayata geçirildi. Yani işte çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi adı altında. Okullara imamların girmesi, imamların ders vermesinin önü açılmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve öğretim kurumlarıyla yatılı bölge okullarına, pansiyon, okulların pansiyon kısımlarında mescidi zorunlu hale getirdi aynı ay. Gene bu dönemde bakanlık kendisinin üzerinde olan bir sorumluluğu da ailelere yükledi. Şöyle ki aileleriyle birlikte mecburiyetten mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan, bundan dolayı da okula devam edemeyen çocuklar için tek sorumlu olarak veli belirlendi. Böylece dediğim gibi bakanlık sorumluluğu üzerinden attı. Anadolu Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünün öğrencisi olan RA kampüste bulunan yemekhane önünde hayatına son verdi. Arkadaşları onun hayatına son vermesinin sebebinin geçim sıkıntısı olduğunu söylediler. <laughs> ve böylece ne yazık ki yoksulluk bir canımızı daha bizden kopardı. Kasım ayında AKP Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi verdi. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Ülkemizde yaşayan gençlerin sanki tek sorunu, en önemli sorunu aile kurmakmış gibi yaklaştı. Dolayısıyla gençlerin geleceksizlik kaygısı, barınma ihtiyacı, eğitime sağlığa erişimde yaşanılan adaletsizlikler bunların hepsi yok sayıldı. Hal böyle olunca tabi biz de gerçekleri söyledik ama buna rağmen bu kanun teklifi mecliste kabul edildi. <laughs> Gene o ay önemli bir iddia ortaya atıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında kız çocuklarının fuhuş ve uyuşturucu şepekesi tarafından para karşılığı cinsel istismara maruz kaldığı iddia edildi. Ve üstelik bu kız çocuklarının hakimler, savcılar, emniyet yöneticileri, istihbarat yöneticileri gibi oldukça üst düzey kişilere eskort olarak gönderildikleri iddia edildi. Bu önemli bir iddiaydı. Ancak bu iddia soruşturmaya dahi gerek duyulmadan üzeri kapatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bütün bu iddialara karşı sessiz kaldı. 25 Kasım kadına yönelik uluslararası kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü biliyorsunuz. O günde de dört kız kardeşimiz katledildi. Aynı gün Erdoğan bir konuşma yaptı ve yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve ona yönelik şiddetle mücadeleye dair en küçük bir olumsuz etkisi olmadığını söyledi. Tekrar ediyorum, o gün, sırf o gün, dört kız kardeşimiz hayattan koparıldı. Biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nin fesi edilmesinin reddine yönelik olarak 220 kadar dava açılmıştı. Bu davalardan bir kısmının duruşması Danıştay'da gerçekleşti. Bizler gene oradaydık. Reddi hakim talebinde bulunuldu. Ancak bu talep reddedildi. Savcı mütalaları İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuzca çıkıldığını bir kez daha yineler nitelikte oldu. Hakim heyeti ise kararını ileri bir tarihte yazılı olarak açıklayacağını söyledi. Halen kararlarını bekliyoruz. Ama İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Tekrar altını çizelim. Evet, Urfa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Özak tekstilde çalışan işçilerin sendika değiştirme baskısı ve işten atılmalarına karşı bir direnişleri bastı, başladı 27 Kasım'da. Bu direnişte tıpkı agroba işçilerinde olduğu gibi halen devam ediyor, halen sürüyor. Geldik yılın son ayına, Aralık ayına. Aralık ayında Samsun'da ilk adım belediye meclis üyesi Hatice Çakır, meclis toplantısında ben Cumhuriyet Kadınıyım şiirini okudu. Fakat ardından MHP meclis üyesi tarafından çeşitli hakaretlere maruz kaldı. Yok işte baldırınızı da açın, mini etek de giyin, tuhaf tuhaf laflar. Bunun üzerine kendisiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk. Tabii bu karanlık zihniyetle yargı önünde mutlaka mutlaka hesaplaşacağız. Gene aynı ay Türk Medeni Kanunu hiçe sayıldı. Afganistan'dan Türkiye'ye gelen ve Türk vatandaşı olan bir erkeğin iki eşle, iki kadını birden eş olarak nüfusuna kaydettirilmesine izin verildi. Tabii bu konuyu da yargıya taşıdık. Suç duyurusunda bulundum bu meselenin de takipçisi olduk, olacağız. Böyle bir şey olamaz. Medeni kanun yok sayılamaz. Ülkemizin en can alıcı sorunlarından birisi, hepinizin bildiği gibi çocuk yoksulluğu. Ve bu konuda UNICEF'in bir raporu yayınlandı. 39 ülkede bir araştırma yapılmış. Raporun çok detaylarına girmeyeceğim ama kısacası Türkiye Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor çocuk yoksulluğunda. İkinci sıradayız. Dünya Sefalet Ligi'nde de zaten ilk ondayız. Raporda çocukların yeteri kadar ısınamadığı, dengeli, sağlıklı, düzenli beslenemediği, hatta bir giysiye dahi erişemediği, yeni bir giysiye dahi ulaşamadığı bilgileri de yer aldı. Aynı ay Yargıtay, 11 yaşındaki yeğenini taciz ettiği iddiasıyla 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık A.D.'nin cezasını çok buldu. 11 yaşındaki bir çocuğa istismarda bulunuyor ama yok diyorlar. Cezası çok yüksek. Eylem sarkıntılık düzeyinde kalmışmış. Bu yüzden karar bozuldu. Aynı ay Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha kimden yana olduğunun tavrını çok net bir şekilde ortaya koydu. Evlatlıkla evlenebilir sözleriyle hepimizin böyle hafızalarına mıh gibi kazınan Türkiye Diyanet Vakfı üyesi, ilahiyatçı ve akademisyen deniliyor Süleyman Uludağ bilim ödülü verdi. Böyle bir zihniyete bilim ödülü verilmiş oldu. Gene o ay, yani bu ay AKP'nin Ulubey İlçe Kadın Kolu Başkanı Erdoğan'a dedi ki: "Rabbim çocuklarımın ömründen alsın, sizin ömrünüze versin." Nokta. Evet, değerli basın mensupları, bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli seyirciler, sevgili yurttaşlarımız. Bir yılı böyle geçirdik. 2023 yılında az önce bahsettiğim kapatılması istenilen ve bu yönde açılan davanın reddedildiği kadın cinayetlerini durduracağız platformu gene hazin çeteleyi açıkladı ve bu yıl en az altını çiziyorum en az 520 kız kardeşimiz hayattan koparıldı. Bunların 223'ü şüpheli ölüm olarak kayıt altına alındı ama 520 kız kardeşimizi bu yıl cinayet nedeniyle yitirdik. AKP 21 yıldır uyguladığı politikaları devam ettirdi bu yılda. Ve gene bu yıl kadınların ve çocukların hayatı zifiri bir karanlığa mahkum edildi. Bizler cumhuriyet düşmanlığını sürdüren, laikliğe savaş açan, kadın katillerini ve çocuk istismarcılarını cezasızlık politikasıyla ödüllendiren, halkı yoksulluk kıskacına hapsedenler karşısında direndik, Direnmeye de devam ediyoruz. Haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız. Zulme boyun eğmedik, gene eğmeyeceğiz. Kadınların ve çocukların hayatını cehenneme çevirenlerin karşısında gerek mediste gerekse soha sokakta birçok yerde direndik. Örgütlü gücümüzde var olduk, gene örgütlü gücümüzle direnmeyi sürdüreceğiz. Yerel yönetimlerimiz kanalıyla eşitlikçi politikaları genişlettik ama inanıyoruz ki 2024 yerel seçimlerinde daha fazla belediyeyi kazanarak, daha fazla belediye Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dikerek bu yöndeki eşitlikçi politikaları daha da yaygınlaştıracağız. Partimizin bir projesi var biliyorsunuz. Kadına yönelik şiddetle mücadele projesi Yaşam Hak 7.24 faaliyet gösteren 444-82-85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağdurlarına destek hizmetleri veriyoruz. Bununla ilgili olarak da size bir özet bilgi geçmek isterim. Projemiz kapsamında 20 binden fazla kadının hayatına birebir dokunduk. 81 ilde 129 gönüllü avukat ordusu kurduk. 1506 kadına ve çocuğa yönelik şiddet davasına, duruşmasına katıldık ve ailelere destek olduk. Bu duruşmaları takip ediyoruz, sonuçlanmayanları da. Uçurumun kenarındaki binlerce kadını yeniden hayatın içine kattık. Yaşama başvuruda bulunan toplam 20.224 kadına Kadın Kollarımız tarafından verilen destekleri kısaca özetlemek istiyorum çok zaman almadan. Basına yansıyan 5559 şiddet vakasındaki mağdur ile bağlantı kurduk ve ailelerle görüştük. 4570 şiddet mağduru kadına manevi destek olduk. 3958 şiddet mağduru kadına maddi ve ayni destek sağladık. 3705 şiddet mağduru kadına karakol, emniyet, mahkeme, hastane gibi süreçlerde refakat ettik. Onların yanlarında yer aldık. 333 şiddet mağduru kadına tıbbi ve psikolojik destek olduk. 1560 şiddet mağduru kadına hukuki danışmanlık hizmeti verdik. 115 şiddet mağduru kadını işe yerleştirdik. 171 şiddet mağduru kadına belediye, sosyal yardımlaşma dayanışma vakfı ve derneklerden yardım sağlanmasında aracı olduk. 555 şiddet mağduru kadını sığınma evine pardon 51 şiddet mağduru kadını sığınma evine yerleştirdik. 55 şiddet mağduru kadının çocuğuna psikolojik destek hizmeti verilmesini sağladık. Ayrıca Türk Psikolojik ve Danışmanlık Rehberlik e, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği yani PDR kanalıyla her ilde psikolojik danışmanlık rehberlik desteğini ücretsiz olarak sunma imkanı yarattık. Barolarla, Eczacılar Odası'yla, Mani Müşavirler Odası'yla, Tabipler Odası'yla, Ticaret ve Sanayi Odası'yla, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'yle toplam 130 protokole imza attık. Kısacası kadan, karanlığı aydınlığa çevirmek için meşale olmaya çalıştık. Halen de çalışmalarımızı aynı inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Evet, değerli basın mensupları, sözlerime son verirken şunu da söylemek isterim. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için çalışıyoruz. Bu amaçla dünyadaki ve Türkiye'deki kadın hareketiyle de sımsıkı kenetlenmiş durumdayız ve onlarla birlikte mücadeleyi de büyütüyoruz. Diliyoruz ki 2024 yılı herkesin eşit, herkesin tok, herkesin özgür, herkesin adalet içinde yaşadığı bir yıl olsun. Diliyoruz ki 2024 yılı şiddetsiz, savaşsız, sömürüsüz bir yıl olsun. Ben bu duygularla hepinizin yeni yılını kutluyorum. Tabii buyurun. Efendim 2024 ile ilgili iyi temellerde bulunuyoruz ama zamlar da gelmeye başladı. Malum asgari ücretten sonra marketlerde etiketler güncellenmeye başladı. Öte taraftan e, özellikle pasaport, pasaport e, cüzdanı, ehliyet, not işlemleri, Evet, %58.46'lık %58, %58. bir artış oldu bu tarz işlemlerde. Geçen yıl bu oran %36.20 idi. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin pasaporta sadece defter ücreti 501 liradan 790 liraya, nüfus cüzdanı 83 liradan 130 liraya, Sürücü belgesi 624 liradan 990 lira yükseldi. Buna ilişkin değerlendirmenizi almak isterim. Rudav TV'den Şevket Erki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Şevket Bey. Şurası bir gerçek. AKP enflasyonu dizginleyemiyor. O yüzden zamlar üzerimize böyle sağanak gibi yağıyor. ve her yıl enflasyonu bir sonraki yıl düşüreceğini vaat ediyor. Şimdi bu yüzde 58.30 58.64'lük, 58.46'lık artış oranında aslında bunun bir iz düşümüdür. Bundan dolayı görüyoruz ki vatandaşlarımız işte pasaport kuyruklarında, vatandaşlarımız sürücü ehliyetini almak için kuyruklara girmiş durumda. Nüfus cüzdanını yenileyecekse bunun için kuyruklara girmiş durumda. Yani hiç değilse 3 kuruşta olsa tasarruf edeyim. Bu artışlar gerçekleşmeden işlemi tamamlayayım istiyor. Hem kuyruklarda mağdur ediliyor hem de bu iş önümüzdeki yıla kaldığında hiç şüphesiz yeni rakamlarla birlikte vatandaşın cebini daha da yakacak. Burada e, hepimiz şunu çok net biliyoruz. Ne yazık ki her geçen gün paramız pul olmakta, satın alma gücümüzde de erimekte. İşte bundan dolayı artan enflasyon her şeye yansıyor. E, Asgari ücreti açıkladılar fakat asgari ücretteki artıştan memnun olmadıklarını zaten açıklamayı Erdoğan'ın yapmamasından da anlıyoruz. Normalde kendisi de çok iyi bir artış olduğunu düşünse sahneyi bırakmazdı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ortalama ücret haline dönüşmüş olan asgari ücretli yurttaşlarımız bu kimlik yenileme süreci, pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi kimlikleri yenileme sürecinde yeni zamlardan etkilenmemek için bir çaba içerisinde söyleyecek söz bulamıyorum. Yani ekonominin ne noktaya geldiğinin bir kez daha göstergesidir bu tablo. Onun için AKP'nin Türkiye'yi yönetemediğini, ekonomiyi ve gelir dağılımı dengesizliğini ne noktaya getirdiğini hep birlikte bu kuyruklarda da görüyoruz ne yazık ki. Ben teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Buyurun. Ne yazık ki tablo böyle ve hatta ben de size ay ay açıklamalarda bulunurken ee, bazı intiharla ilgili e, yaşamını kay, intihar edip yaşamını kaybeden e, gencecik insanların e, bilgilerini paylaştım ama her geçen gün kendini çaresiz hisseden e, ve bu yüzden de yaşamını sonlandıran e, açlıkla derin yoksullukla burun buruna yaşayan yurttaşlarımızın sayısı artıyor ama görüyoruz ki sarayda yaşayanlar onların ne hissettiğini anlayamıyor. Görüyoruz ki sarayda yaşayanlar onların seslerini duymuyor. Görüyoruz ki sarayda yaşayanlar onları görmezden geliyor. Artık son çare olarak yaşamlarını sonlandırıyorlar. Bu elbette hepimizin yüreğini yakan, hepimiz üzen bir meseledir. Artık bunların olmamasını istiyoruz. Sosyal devletin şaha kalkmasını istiyoruz. Yani açlıkla, yoksullukla sınanan insanların kaderine terk edilmemesi, devletin o insanlara sahip çıkması gerektiğini buradan iktidara bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Peki ben teşekkür ediyorum. Arkadaşımızın sorusundan da yola çıkarak hiç kimsenin Açlıkla sınanmadığı, çocukların, kadınların güven içerisinde yaşadığı, herkesin huzur içerisinde, sağlık içerisinde olduğu, toplumsal barışın inşa edildiği iyi bir yıl olması temennimi buradan bir kez daha hatırlatmış olayım. Sizlerin de bu son iş gününde burada olmanızdan dolayı, gelmenizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yeni yılını kutluyorum. Sağolunuz.